Herkese merhabalar. Yeni konuyla birlikteyiz. Zor konuşmalarla ilgili taktikler. Zor konuşmalarımızı nasıl kolaylaştıracağız? Onları hep birlikte öğreniyoruz. Konuş, konuyu açayım mı? Yoksa sesimi çıkar, çıkarmayayım mı? Bu soruyu kendimize sık sık sorarız. Hayat o kadar karmaşık, karşı karşıya olduğumuz durumlar o kadar farklıdır ki genel Geçe, geçer reçeteler sunmak da bunlardan yararlanmak da fayda etmez. Konuyu açıp açmamaya biz karar vereceğiz. Konuyu açmaya karar vermişsek yapacağımız konuşmanın amacı gündeme gelir. Karş, karşımızdakine haddini bildirmek üzere söze başlarsak iletişim kurmayı değil saldırmayı seçmişiz demektir. Konuyu açmaya kendimiz karar vermişsek ve konuşmanın her iki taraf açısından da kabul edilebilir sonuçlar getirmesini arzu ediyorsak şu üç noktaya ağırlık vermekte yararlı olacaktır. Olgu ve gözlem farklılığını kabul etmek. Aile bir, aile bir ikisi diyelim kavga ettiklerinde herkes olayı kendi gözüyle, kendi açısından değerlendirmiştir. A olup biteni bir şekilde B ise bamba, bambaşka bir şekilde algılamış. Zaten çatışma da buradan çıkmıştır. Her ikisi de ama ilk önce konuyu gündeme getiren A olayı tarafsız bir gözlemci gibi, gibi kurgulayabilirse o konuşma olumlu sonuca varabilir. Yani ilk kişinin niyeti neyse e, ne tarzla yaklaşılmışsa cümleler kurulmuşsa iletişime yönde ilerleyecektir. Diyelim ki A kişi diyor benim önerilerimi dinlemeden karar verdin B kişisine. B de diyor ki ilgisiz ilgisiz oturan sen değil miydin o zaman? Ya yani A kişisi şöyle deseydi, benim önerimi, önerilerimi dinlemeden karar verdiğin şeklinde değil de, birbirimizi yeteri kadar danışamadık şeklinde başlayabilirdi tarafsız bir şekilde. A toplantıda beni rezil ettin diyor. B kişisi de ne münasebet, ne münasebet? Sadece bu konu dışına çıktığın için seni ikaz ettim diyor. Tarafsız olarak A kişisi toplantıda karşılıklı konuşmalarımız hiç hiç hoş bir izlenim bırakmadı diyebilirdi. Ama o ne dedi başta? Toplantıda beni rezil ettin diyerek e, konuyu zorlaştırdı. iletişimi zorlaştırdı. E, i̇lk e, konuya girecek kişi açan kişinin niyeti, olgu ve gözlemleri farklılıkları kabul etmesi önemli. Duygu farklılıklarını da kabul etmek Zor konuşmaların can damarı budur. Duyguların ayıp değil doğal bir insani bir şey olduğunu biliyoruz. Ben mutlu, hayran, kızgın ya da gururlu olabiliyorsam karşımdaki kişi de mutlu, kızgın, hayran ya da gururlu olabilir. Bu nedenle bir tartışma ya da kavga sırasında karşılıklı söylenenlerin ve yapılanların hangi duygulara yol açtığını belirlemek ve zor konuşmayı yaparken bunları paylaşmak çok önemlidir. Üstelik duygular sabit şeyler değildir. Olay açığa kavuştuğunda duygular değişecektir. Ne var ki bu duygularına hüküm vermeden, atıflarda ve nitelendirmelerde, nitelendirmelerde bulunmadan ifade edilmesi gerekir. Yoksa iletişim kopar. Kötü ifade örneği, eğer beni sevseydin izin gününü benimle değiştirirdin. Bu hüküm veriyor. Doğru ifade ise izin gününü benimle değiştirmediğin için çok üzüldüm. Doğru bir şekilde ifade etti. Neden beni gücendirmeye çalışıyorsun? Tavır, atfetme, neden beni gücendirmeye çalışıyorsun? Bu kötü bir ifade tabii ki. Bu durumu gücendiğimi bilmeni isterim şeklinde de doğru bir ifade kurabiliriz. Çok insafsızsın. Niteleme. Bu kötü bir ifade. Kendimi çok kötü hissettim. Söylediğin, yaptığın işten vesaire çok insafsızsın diyeceğimize kendimi çok hissettim diyebiliriz iletişimin ilerlemesi açısından. Benlik kapışmasına girmemek Üstlerimizden zan talep etmeden önce acaba beni yeterli buluyor mu diye telaşlanırız. Mesela kötü bir haber vermeden önce şimdi üzülecek ve bunu kendisine söylediğim için de beni kötü kişi olarak görecek diye endişeleniriz. Evine sürekli geç giden arkadaşımızı uyarmadan önce acaba bundan sonra benimle dostluk kurar mı diye korkarız. Yeterli olmak iyi bir insan olmak ve sevilmek benliğimizin çekirdeklerini oluşturur. Bu çekirdekleri insanlar genellikle ya hep ya hiç mantığıyla ele alır. Zam vermezse demek ki ben yetersizim. Üzülürse demek ki ben kötüyüm. Benden uzaklaşırsa demek ki ben sevilecek bir insan değilim sonuçlarına varmak bize daha kolay gelir. Oysa herkesin yetenekleri ve yetenek yeteneksizlikleri iyi ve kötü yanları vardır ve bunlar bir arada bir arada bulunur. Başka bir kolaycılık bunun tam tersidir kendimizi her şeyi başarabilecek güç ve yeteneğe sahip, en iyi ve en sevilisi insan olarak görmek. Oysa oysa hata yapmış olabiliriz. Amacımızın ne olduğunu tam olarak bilemiyor olabiliriz ya da sorunun oluşmasına biz de katkıda bulunmuş olabiliriz. Aynı şeyler karşımızdaki kişi açısından da geçerlidir. O da bizimle zor bir konuyu paylaşırken kendi benliğini sorgulamaktadır. Benlik kapışmalarına yol açmamak için zor konuşmalarda ya hep ya hiç yaklaşımından vazgeçmek ve hem ben hem o yaklaşımına yönelmek işi kolaylaştırılacaktır. Yeterli olmak, iyi bir insan olmak ve sevilmek benliğimizin çekirdeklerini oluşturur. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize muhkem kalın.